Sevgili gençler merhaba. Bir önceki dersimizde size açıklamaya çalıştığım toplumcu gerçekçilik anlayışının bugün Cumhuriyet dönemindeki temsilcilerini tanıyacağız. Yani toplumcu gerçekçi romancılarımız üzerinde duracağız. Derse başlarken toplumcu gerçekçi roman alanında çok sanatçımız olduğunu size hemen söylemeliyim. Bunların başlıcaları Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Sabahattin Ali, Necati Cumalı, Rıfat Ilgaz, Mahmut Makal, Kemal Bilbaşar, Abbas Sayar, Sadri Ertem, Talip Apaydın, Samim Kocagöz, Dursun Akçam, Faik Baysal, Reşat Enis Aygen, Bekir Yıldız, Muzaffer İzgü, Aziz Nesin, Orhan Ançerlioğlu, Tarık Dursun Kakınç, Atilla İlhan, Sevgi Soysal ve Vedat Türkali'dir. Tabii ki biz bunlar arasından üniversite sınavında karşımıza en çok soru olarak çıkmış olan Orhan Kemal ile başlamak istiyoruz. Orhan Kemal Adanalı bir sanatçı, Adana doğumlu. Hayatının büyük bir bölümü burada geçmiş. Gerçek adı Mehmet Raşit Öğütçü. Yani romanlarında Orhan Kemal takma adını kullanıyor. Romanlarında köyden kente göçen aile ve insanların sorunlarını yazdı. İşçilerin, yoksulların hikayesini üstün bir gözlem gücü ve yalın bir anlatımla dile getirdi. Şimdi Orhan Kemal'in romanlarında gerçekten biz Çukurova insanının, Toros köylülerinin hikayelerini görüyoruz. Ama sadece bununla yetinmez. Bir de maddi sebeplerle köyden kente taşınmak zorunda kalan ama kentte aslında aradığını bulamayan, yoksul ve zor bir hayatı sürmek zorunda kalan kitlelerin de hikayesini anlatır. Ve bu anlatımda özellikle kahramanlarını çok konuşturmasıyla, yani diyalog cümlelerine çok yer vermesiyle dikkat çeker. Ve bu diyaloglar çoklukla kahramanların yerel ağızla konuştuğu diyaloglardır. Yani köylüyü köylü gibi konuşturmuştur. Adanalıyı Adanalı gibi konuşturmuştur. Onun bu romanları arasından Baba Evi, Murtaza, Eskici ve Oğulları, Hanımın Çiftliği, Bereketli Topraklar Üzerinde, Avare Yıllar, Kaçak, Arkadaş Islıkları, Nukuhat Var, Kanlı Topraklar, Sokaklardan Bir Kız, aklımıza ilk gelenler. Tabii onun gayet önemli öyküleri de var. Mesela bu öyküler arasında bulunan 72. Koğuş hem tiyatroda oyun olarak sahnelenmiş hem de hatırlatmak isterim iki kez Türk sinemasında film olarak çekilmiş bir hikayedir. O nedenle Orhan Kemal'i çok önemseyeceksiniz. Onun yapıtlarının hepsine hakim olacak şekilde dağarcığınızda tutmaya çalışacaksınız çocuklar. Orhan Kemal'den yine bir Adanalı'ya, Yaşar Kemal'e geçiyoruz. Yaşar Kemal de yine takma isim kullanan edebiyatçılarımızdan biri. Çünkü aslında gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli. Yaşar Kemal basın dünyasından edebiyat dünyasına geçen sanatçılardan biri. Yani onun Türkiye'de ilk yazdığı yazılar röportaj türünün örnekleri. Özellikle Çukurova röportajlarını gazetelere bağımsız bir gazeteci olarak satarak hayatını sağlamış ama 1950'lerden sonra yazmaya başladığı İnce Memed ki 4 cilt 39 yılda tamamlamış İnce Memed'in tamamını. İnce Memed onu edebiyat dünyasına tanıtmıştır. Ve İnce Memed'le de 1973'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Şimdi onun romanlarında Çukurova'ya özgü sözcükleri, deyimleri, efsaneleri, masalları sıkça görüyoruz. Yani onun romanları halk kültüründen anonim halk edebiyatından faydalanılarak yazılmış romanlar. Özellikle doğa betimlemelerinde o kadar başarılı ki, o kadar özgün ve belirgin bir üslubu var ki, şunu söyleyebilirim. Yani balığın, böceğin, kuşun, otun, çiçeğin bin bir türlüsünü Orhan Kemal gözlemleyebilmiş bir sanatçı. Ve bunları anlattığı betimleme bölümleri Türkiye'de onu bir kez okuyan herkes tarafından hemen ayırt edebilecek kadar özgün ona ait. Zaten onun sözcükleri de öyle. Yani romanlarında kullandığı sözcükler için Yaşar Kemal sözlüğü hazırlanmış bir yazar o. Öyle yerel sözcükler kullanmış ki orijinal ait oldukları yörenin anlamlarıyla ifade edilen sözcükler. Yazı dilimize geçmemiş bunlar belki ama Yaşar Kemal'in özgün bir niteliği olarak kayıtlara geçmiş tabii ki. İnce Memed'de bir eşkıyalık hikayesi anlatılır. Çukurova'da ağalık düzenini isyan eden, daha doğrusu yedi köyün sahibi Abdi Ağa'ya isyan eden babasız bir gencin hikayesi anlatılır ki ülkemizdeki edebiyatta eşkıya tiplemesini değiştiren bir eşkıyadır İnce Memed. Niye? Çünkü zenginden alıp fakire veren, fakirin hakkını koruyan bir eşkıya olmuştur o. Bu nedenle klasik bir soyguncu değildir. Haksızlıklara baş kaldıran bir
halk lideri, köylü lideri haline gelmiştir. O açıdan etkili bir romandır. İnce Memed dışında onun Teneke, Üç Anadolu Efsanesi, Bin Boğalar Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yılanı Öldürseler, Ölmez Otu, Kale Kapısı, Orta Direk, Yerdemir, Gökbakır gibi birbirinden önemli birçok yapıtı var. Bu arada Yaşar Kemal'in zaman zaman üçlemeler, dörtlemeler yazdığını görürüz. Mesela Ölmez Otu, Yerdemir, Gökbakır ve Orta Direk, Dağın Öte Yüzü üçlemesidir. İşte Fırat suyu kan akıyor, baksana, karıncanın su içtiği, tan yeri horozları, çıplak deniz, çıplak ada, bir ada hikayesi adıyla kurulmuş bir dörtlemedir. Böyle yapıtları var. Yaşar Kemal'i öğrenirken dikkat etmemiz gereken bir şey var gençler. Bunu sakın unutmayalım. Şimdi Yaşar Kemal'le ilgili bir test sorusunda seçenekli Orhan Kemal'in, Orhan Kemal'le ilgili bir test sorusunda da seçenekli Yaşar Kemal'in bulunması soru hazırlayanların yani biz öğretmenlerin adeta alışkanlığıdır. Niye? Çünkü isimler birbirini çağrıştırır. Ayrıca ikisi de Çukurova'nın Torosların romancısıdır. Yapıtlar da birbirini çağrıştırır. Ve dolayısıyla bu ikisi birbirinin sorularında önemli, kolay kullanılan bir çeldireç haline gelirler. Fakat bu çeldirecin sizin canınızı yakmasını istemiyoruz. O nedenle Yaşar Kemal ile ilgili sorularda hiç unutmayacaksınız. Mutlaka onun romanlarında efsane ve masallardan yani düşsenlikten çok yararlandığı vurgulanır. Orhan Kemal'in romanlarında böyle bir özellik çok belirgin değildir. Orhan Kemal'in romanlarında bu özelliğe rastlamayız. Efsanelerden, masallardan yararlanan Çukurova romancısı, Torosların romancısı deniyorsa bir soruda, o soru bize Yaşar Kemal'i soruyordur. Yaşar Kemal'den sonra başka bir Kemal'e, Kemal Tahir'e geçeceğiz. Kemal Tahir romanlarında Türk tarihinin önemli siyasi ve çalkantılı dönemlerini, olaylarını işlemiş ya da köy romanları yazmış bir romancıdır. Tabii köy romanlarını uzun süre, yaklaşık 14 sene hapis yattı. Çankırı, Çorum ve Kırşehir ya da Malatya yörelerinin kırsalını anlattığı hikayelerden oluşturmuş. Nasıl yazmış hapishanedeyken bunları? Çünkü o yörelerin insanlarıyla beraber hapis yatmış. Onları dikkatle gözlemlemiş, dikkatli dinlemiş. Sonra da romanlarında birer malzeme olarak kullanmış. Onun tarihle ilgili romanlarında resmi tarih anlayışına aykırı, pek resmi tarihle örtüşmeyen bir bakış olduğunu söylemeliyim. Yani özgün bir tarih anlayışı vardır. Ve tarihten söz etmeyi, tarihi konulu romanlar yazmayı pek sever. Onun tarihi romanlarına baktığımda Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Kurt Kanunu aklımıza ilk gelenler. Köy romanlarına baktığımda ise Bozkır'daki Çekirdek, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Sağırdere, Kör Duman, Büyük Mal, Köyün Kamburu ve Kelleci Mehmet aklıma ilk gelenler. Tabii hocam Kemal Tahir'in başyapıtı nedir diye sorarsanız benim gibi size bütün meslektaşlarım da Yorgun Savaşçı'yı söyleyecekler. Yorgun Savaşçı bizim Kurtuluş Savaşımızın başlangıcında Kuvayi Milliyecilerin nasıl zorluklar çektiğini, romanın baş kahramanı Cehennem Yüzbaşı lakaplı topçu yüzbaşısı Cemil üzerinden anlatan bir roman. Sonra onun Devlet Anası var. Devlet Ana Osmanlı'nın ta Söğüt'te aşiret olduğu dönemden devletleşme sürecini anlatır. Yani küçücük bir aşiretten nasıl bir imparatorluğa dönüştüğünü anlatan romanı. Bir de Esir Şehrin insanlarına değinmek isterim. Esir Şehrin insanları da bir mütareke romanı. Biliyorsunuz biz 1918-1922 arasında işgal altındaki İstanbul'un yozlaşmışlığını, milli mücadeleye çıkarttığı zorlukları ya da bazı insanların da milli mücadeleye yardımlarını anlatan romanlara, yani işgal altındaki İstanbul'un şartlarını anlatan romanlara mütareke romanı diyoruz. Ve Esir Şehri Mahpusu bir mütareke romanı ve bir üçlemenin, yani Esir Şehrin insanları ve Hür Şehrin insanlarıyla birlikte bir üçlemenin ilk kitabı. Bir de sınavda soru olmuş. İki kez sınav sorusu olmuş. Birinde doğru yanıt olmuş, birinde seçenek doldurmuş. Kurt Kanunu var. Kurt Kanunu 1926'da Atatürk'e teşebbüs edilen, Allah'a çok şükür ki başarılı olamayan bir İzmir suikasti var. İzmir suikast girişimini suçluların, yani suikaste kalkışanların gözünden anlatan değişik bir tarihi roman. Kurt Kanunu da sınav sorusu olmuştur. Ona da dikkat etmek gerekir.
Ve sonra 50'li ve 70'li yıllar arasına damga vurmuş bir köy yazarı, Fakir Baykurt geliyor. Fakir Baykurt edebiyatımızda köy sorunlarını son derece gerçekçi ve çok ideolojik bir bakışta anlatmıştır. İdeolojik diyorum çünkü onun sosyalizm olan inancı yapıtlarında çok ön plana çıkmıştır. Zaman zaman bu açıdan da eleştirilmiştir. Onun gerçek adı Tahir ve köy enstitülü yazarlarımızdandır. Bir önceki dersimizde köy enstitülerinin toplumcu gerçekçi romancılar için ne önemli bir kaynak olduğundan size söz etmiştim. O da köy enstitülerinden çıkan yazarlardan biri. Ve onun romanları arasında biz sık sık ihmal edilmiş, geri kalmış, ezilen köylüler görürüz. İşte bu köylülerin romanlarına konu olmuş haliyle Yılanların Öcü, Kara Ahmet Destanı, Irazcan'ın Dilliği, Kaplumbağalar, Tırpan, Onuncu Köy aklıma gelen ilk yapıtları. Bu arada Yılanların Öcü, Kara Ahmet Destanı ve Irazcan'ın Dirliği, Irazca Üçlemesi diye de anılır. Birbiriyle ilgili romanlar. Kaplumbağalar, İç Anadolu'da bir köyün hikayesini anlatan, bir öğretmenin gözünden anlatan bir roman. Ve Tırpan uluslararası ödül almış bir roman. Bunlara dikkat etmek gerekir. Ve Sadri Ertem'le birlikte toplumcu gerçekçi romancılığımızın öncüsü sayılan Sabahattin Ali'ye geliyoruz. Sabahattin Ali, evet, Sadri Ertem belki 1931'de ilk toplumcu gerçekçi romanımız olan Çıkırıklar Durunca'yı yazmıştır ama Sabahattin Ali de Kuyucaklı Yusuf'la toplumcu gerçekçi romancılığımıza belli bir yön kazandırmış, onu popülerleştirmiş sanatçıların başında gelir. Kuyucaklı Yusuf'ta ne anlatır? Bu bizim ilk kasaba romanımızdır. Kasaba gerçekliği diye bir şey anlatır. Ne demek kasaba gerçekliği? Herkes şimdi köyleri anlatırken, köyün şartlarını, köylünün sorunlarını anlatırken kasabalarda hiç sıkıntı yok mu? Var. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kasabalarda yaşanan bir ne var işte? Bürokrat, eşraf yani kasabanın zenginleri ve küçük insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir roman. Romanın baş kahramanı Yusuf üzerinden Sabahattin Ali topluma bir takım mesajlar veriyor. Bu arada Sabahattin Ali romancılığında tabii ki Kürk Mantolu Madonna'ya değinmemek olmaz. Kürk Mantolu Madonna belki toplumcu gerçekçi bir roman değil ama Türk edebiyatının en önemli klasiklerinden biri. Orada da Almanya'ya öğrenim görmeye gitmiş Raif adlı bir gençle Maria Puder adlı yabancı bir hanımefendinin arasındaki aşk hikayesi anlatılır. Kürk Mantolu Madonna bir Türk klasiği olmuştur. Bu arada Sabahattin Ali'nin Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la siyasi mizah ve yergi içerikli Marco Paşa dergisinde çıkarttığını hatırlatalım. Bu arada sayfanın en altında Sabahattin Ali'nin biliyorsunuz şairliği de var. Toplumcu gerçek şairler arasında da adını saydık. Bestelenmiş şiirlerinden birkaçını size göstermek istedim. Çoğunuzun şarkı olarak bildiği işte Aldırma Gönül, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Leylim Ley, Geçmiyor Günler, Melankoli Dağlar gibi yapıtlar aslında Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelenmiş şarkılar. Ve Necati Cumalı, Ege romancısı. Ege bölgesindeki köylüleri ve işçileri anlatan bir romancı. Ve şair aynı zamanda. Toplumcu gerçekçi şairler arasında onu görmüştük. Şimdi Necati Cumalı hangi işçilerin, köylülerin hikayesini anlatıyor? Ege'de o yıllarda en çok tütün işçisi var. Tütünün çok ekildiği bir yer Ege bölgesi. Sonra incir bahçelerinde, üzüm bağlarında çalışan işçiler, köylüler var. Onların hikayesini anlatıyor. Onlarla çok sık ilişkisi olmuş bir insan. Neden? Çünkü o bir avukat ve bu tür aslında yoksul, pek haklarını koruyacak maddi şartlara sahip olmayan insanların davalarına parasız bakan bir avukat Necati Cumalı. O nedenle onlarla ilgili çok hikaye biliyor. Bunları da romanlarında, öykülerinde ve tiyatrolarında ustaca kullanmış. Anlatımında mizah yönü ögelere yer vermiş ve dil benim çalgımdır diyerek duru güzel bir Türkçe kullanmış. Süssüz, mecazsız ve ama gözden dolu üslupla yazdığı Tütün Zamanı ve Acı Tütün en önemli romanlarıdır. Bu arada Tütün Zamanı, Acı Tütün ve Yağmurlar ve Topraklar bir üçleme onun romanlarından. Tütün Zamanı daha sonra Zeliş adıyla da basılmış. Bir yerde denk gelirseniz şaşırmayın, başka bir roman değil o. Öyküler arasından Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam, Dila Hanım, sinemada film olarak çekilmiş öyküleri. Susuz Yaz, Berlin Film Festivali'nde ilk Altın Ayı ödülü aldığımız filmin senaryosunu oluşturmuştur. Tiyatroları arasında da Nalınlar, Türk tiyatro tarihinin en çok sahnelenen oyunudur. Ve sizin Hababam sınıfıyla tanıdığınız ölümsüzleşmiş Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz'ı daha önce biliyorsunuz toplumcu gerçekçi şairler arasında da görmüştük.
Ama bugün romancılığıyla da tanıştıracağım sizi. O da yoksul insanların yaşamlarını işlediği romanları, öykü ve şiirleriyle toplumcu gerçekçilerin en önemli temsilcilerinden biridir. Özellikle 1960 sonrasına damga vurmuştur. Siyasi eleştirilerini son derece yalın bir dille, cumhuriyete uygun bir dille ortaya koyar. İnsanların yaşantılarını, çektikleri zorlukları, yoklukları anlatır. Hababam sınıfı onun aslında Türk eğitim sistemine getirdiği bir eleştiridir. Hatta Hababam sınıfındaki Güdüp Necmi tiplemesinin kendisi olduğunu söyler. Kendisiyle yapılan röportajlarda. Bu arada onun bir de Karartma Geceleri adlı romanı var değinmemiz gereken. Karartma Geceleri'nin baş kahramanı Rıfat Ilgaz gibi bir öğretmen. Kim? Mustafa Ural. Karartma Geceleri'nin baş kahramanı. Mustafa Ural bir edebiyat öğretmeni ve yazdığı bir kitaptan dolayı polis tarafından aranmaya başlıyor. Tutuklanacak, işkence görecek korkusuyla polisten kaçarken onun yaşadıkları üzerinden aslında dönemin aydınlarının gördüğü baskıyı, çektikleri zorlukları anlatmaya çalışır Rıfat Ilgaz ve tabii ki devleti eleştirir. Sadece devleti eleştirmez, yakın çevresini de eleştirir. Çünkü Mustafa Ural'ı eşi dahil yakın çevresi yapayalnız bırakır. Karartma Geceleri iki kez sınav sorularında görüldü sevgili çocuklar. Bunu bilmenizi isterim. Sonra onun Sarı Yazması var. Sarı Yazma onun otobiyografik niteliklerle anı roman karışımı bir tarzda yazdığı bir kitap. Okumanızı da tavsiye ederim. Çok rahat severek okuyacağınızı ve Cumhuriyet Türkiye'sinin birçok koşulunu göreceğinizi düşünüyorum kitabı okuyunca. Onun şiirleri arasından Yarenlik Sınıf Yaşadıkça Bilinmeli, Üsküdar'da Sabah Oldu adlı şiir kitabının sınav sorusu olduğu bilinmeli. Ve Rıfat Ilgaz'ı da yine Marco Paşa dergisiyle Aziz Nesin ve Sabahattin Ali ile birlikte analım. Onunla birlikte, onun için söylediklerimize böyle nokta koyalım. Ve Mahmut Makal'a geliyoruz. Mahmut Makal 17 yaşında gencecik bir köy öğretmeni olarak atandığı köyde tuttuğu notları 1950'de Bizim Köy adıyla bastırır, yayımlatır. Ve o sırada köy karlar altındadır, yollar kapalıdır, kasabayla bağlantısı kesilmiştir. Hemen karlar eridikten sonra, bahar geldikten sonra Mahmut Makal kitabının yarattığı etkiyle tanışır. Bizim Köy bütün Türkiye'de büyük ses getiren bir kitap olur. 1950'de Bizim Köy'den sonra bizim köy romancılığımız büyük ivme kazanır. Köy edebiyatının çıkış noktasıdır Bizim Köy ve Mahmut Makal. Bunu bilmenizi isterim. Aynı zamanda yazarımız bu yapıtla 1966'da UNESCO Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü'ne de layık görülmüştür. Diğer bir köy romancımız Abbas Sayar. Abbas Sayar Yozgatlı yani İç Anadolu'dan ve yapıtlarında da o büyüdüğü, yaşadığı, çok iyi bildiği coğrafyanın, Orta Anadolu'nun doğasını köylülerinin yaşam tarzını anlatır. Onu yaptığı için de ona Bozkır'ın romancısı diyorlar. Bu lakapla da anılabiliyor. Şimdi onun romanlarında doğa yaşayan bir varlık gibi, romanın baş kahramanı olabilen bir unsur. Özellikle Yılkı Atı romanına dikkatinizi çekmek isterim ki çoğunuzun okuduğunu düşünüyorum. Okullarımızda çok okuttuğumuz bir kitaptır. Yılkı Atı'nın baş kahramanı biliyorsunuz Doruk Israk adını verdiği bir attır. Ve Yılkı Atı'yla Abbas Sayar köy romancılığımızın çok gözde bir örneğini vermiştir. Onun Çelo, Dikbayır ve Tarlabaşı Salkım Saçak yapıtları da önemli köy romanı örnekleridir. Köy enstitülü yazarlarımızla devam ediyorum. Bu sefer sırada Talip Apaydın var. Talip Apaydın çok önemli bir enstitülü aydınımız. Romanlarında anlattığı olaylar, onun da bir İç Anadolu olduğunu hatırlatayım. Aynen Abbas Sayar gibi. İç Anadolu yöresinin insanı ama o daha çok Eskişehir, Polatlı, Beypazarı gibi yaşadığı yerlerin hikayesini anlatmış. Köylülerin yoksulluğunu, eğitimsizliğini, topraksızlık, susuzluk ve ortakçılığın yol açtığı sorunları, köyden kente göçün sancılarını anlatır. Bu arada iki romanında da bir Cumhuriyet romancısından beklediğimiz şekilde Vatan Dediler, Toz Duman içinde adlı romanlarında Kurtuluş Savaşı'nı anlattığını görüyoruz. Onun romanlarından Sarı Traktör, Yarbükü ve Ortakçının Oğlu daha önce sınav sorusu oldular. Özellikle Sarı Traktör, tarımda makinelaşmanın sonuçlarını anlattığı çok önemli bir yapıttır. Bilinmesi gerekir diye düşünüyorum. Samim Kocagöz'e geçtiğimizde onun da özellikle Ege kırsalını, özellikle Menderes Nehri çevresini anlattığını söylemeliyim.
Tabii onun romanlarında Türkiye'nin çalkantılı siyasi dönemlerini, mesela 12 Eylül'ü, 27 Mayıs'ı görüyoruz. Ama bugün biz onun köy romancısı olarak karşımızda olduğunu hatırlatalım ya da toplumcu gerçekçi romancılığını analım. Bir Karış Toprak ve Bir Çift Öküz adlı yapıtları sınav sorusu olmuştur. Bu arada Kalpaklılar, Dolu Dizgin adıyla basılan bir de Kurtuluş Savaşı romanı vardır. Çok önemli. Sem Amca adlı öyküsüyle de Dünya Öykü Ödülünü kazanmış bir yazarımızdır Samim Kocagöz. Kemal Bilbaşar'dan söz edersek, onun özellikle Güneydoğu Anadolu'lu, hatta Tunceli kırsalını anlattığı romanlarıyla tanındığını söylemeliyim. Cemo ve Memo, o civarı, o yöreyi anlatan romanları. Bu arada Başka Olur Ağaların Düğünü ve yoksul bir köy öğretmeninin anlattığı Denizin Çağrısı da önemli yapıtlarıdır. Ve Sadri Ertem, Çıktıklar Duruncayla 1931'de dokuma işçilerinin sorunlarını edebiyata taşıyarak ilk toplumcu gerçekçi romanımızı örnekleyen yazarımız. Onun Düşkünler ve Yol Arkadaşları adlı romanları da kayda değer, bilinmesi gereken romanlar. Ondan sonra da Kars çevresinin insanlarını ve sorunlarını konu edinen Dursun Akçam'a bakıyoruz. Dursun Akçam Kars'ta yaşamış uzun süre ve Kars yöresinin insanlarını affedersiniz anlatmış. Onun Kanlıdere'nin Kurtları mutlaka bilinmesi gereken bir köy romanı sevgili gençler. Faik Maysal 1940 kuşağının önemli yazarlarından biri. İkinci Dünya Savaşı'nın anlattığı iki tane çok başarılı romanı var. Drina'da Son Gün ve Rezil Dünya. Ama biz onu bugün özellikle Sarduvan adlı bir köy romanıyla anacağız. Bu onun ilk romanı ve köy romanları arasında önemli bir yeri var. Sonra Bekir Yıldız'a geçeceğiz. Bekir Yıldız Güneydoğulu bir yazarımız. Uzun zaman Güneydoğu Anadolu insanını anlattıktan sonra Almanya işçi olarak gitmiş ve Almanya'da kendisi gibi işçi olan Türkleri konu edinen romanlar yazmış. Türkler Almanya'da böyle bir roman. Halkalı Köle ise otobiyografik nitelikler taşıyan ve insanların rızası olmadan evlendirilmesiyle ilgili sorunlar yaşayan insanların hikayesini anlatır. Aile Savaşları da Halkalı Köle'nin devamıdır. Bekir Yıldız da böyle bir romancı. Reşat Enis Aygen İstanbul'un en yoksul kenar mahallelerini anlattığı Sarı Yiğit adlı romanıyla toplumcu gerçekçi romancılığımızda yer edinmiştir. Kanun Namına'yı da anmak gerekir. Orhan Ançerlioğlu özellikle öğretmenlik yaptığı Anadolu kasaba ve şehirlerindeki insanların sorunlarını anlatan ve ben merkezli romanlarla tanınır. Onun Ekilmemiş Toprakları çok önemli bir toplumcu gerçekçilik örneğidir. Yedinci günde bilinmeye değer bir yapıttır. Sonra Tarık Dursun K diye anılıyor Türkiye'de biliyorsunuz K sesi yok aslında biz K demeliyiz ona ama o öyle anılır. Kakınç soyadının kısaltmasını bu şekilde kullanmış bir yazar. Onun fabrika ve deniz işçilerini en çok yoksul sünger avcılarını konu edindiği Ege bölgesi romanlarıyla ve hikayeleriyle tanıdığını söylemeliyim. Denizin Kanı daha önce TRT tarafından dizileştirilmiş bir romanı ve Kopuk Takımı sınav sorusu olan bir romanı. İkisini bilelim derim ama onun romanları arasında Rıza Bey, Aile Evi de önemli bir yer tutan romandır demeliyim. Bu bölümde yani şimdi geçtiğimiz sayfada bizim toplumcu gerçekçi mizahçılarımızı göreceğiz. Mizahçılarımız diye ayırıyorum. Çünkü toplumcu gerçekçi romancılığın içinde çocuklar sert ideolojik bir hava vardır. Yani eleştiriler serttir, bir kavga havası vardır. Niye? Çünkü bir mücadele olduğunu düşünmüşlerdir yazarlar bunun. Ama Aziz Nesin ve Muzaffer İzgün'ün kitaplarında bu ideolojik yaklaşım mizahla süslenir. Yani onlar bizim mizahçı toplumcu gerçekçilerimizdir. O nedenle ikisini zaten aynı sayfaya aldım. Aziz Nesin biliyorsunuz derste bugün iki kez duyduk Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz da Marco Paşa adlı çok önemli bir dergiyi çıkardı. Ki dergi defalarca kapatılmış, yeni isimlerle çıkmış, en son çıkaracak isim bulamamışlar. Malum Paşa adıyla çıkarmışlar okurlar arasında anılabilsin diye. Onun romanlarından Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Zübük, Gol Kralı, Tatlı Betüş önemli romanlardır. Ve öykülerinden de Toros Canavarı ki tiyatroya uyarlanmıştır. Filamdi, Damda Deli Var ve İt Kuyruğu hemen anılması gereken yapıtlardır. Muzaffer İzgü'yü sanırım hepiniz okudunuz, tanıyorsunuz. Bizim çocuk edebiyatımızda da çok önemli bir yeri olan Zıkkımın Kökü adlı romanıyla tanınmış bir sanatçı. O da Adanalı bir sanatçı biliyorsunuz. Adana doğumlu bir sanatçı.
Ve Muzaffer Üzgün zıkkımın kökünde yoksulluğu öyle bir mizahla anlatır ki onun yoksulluğu yerdiği yerlerde bundan haz ettiğini bile düşünenler olmuştur. Ama maalesef o acı yoksulluğu gülümseyerek okumamızı sağlamıştır. Onun bunun dışında öyküler arasında Donumdaki Para adlı bir yapıtı var ve romanlarından da 3 halka 25 zıkkımın kökü kadar bilinmese de önemli yapıtlardır. Ve 60'lardan sonraki nadir kadın romancılarımızdan Sevgi Soysal'a geliyorum. Sevgi Soysal, Türk Edebiyatı'nda Yürümek, Yenişehir'de Bir Öğle Vakti gibi romanlarla çıkış yapmış bir toplumcu gerçekçi. Onun eleştirileri çok öyle kavgacı bir yapı taşımıyor. Daha çok yapıcı ve hümanist bir yaklaşımla eleştirilerini, toplumsal eleştirilerini dile getiriyor. Yenişehir'de Bir Öğle Vakti ve Yürümek dışında öyküler arasındaki Tanterozayı ve Tutkulu Perçemi de dikkate almanızı öneririm. Ve Türk toplumcu gerçekçiliğinin dev ismi, bir Koca Çınar Vedat Türkeli, romancı, senarist ve şair olarak bildiğimiz Vedat Türkeli, onun başyapıtı tabii ki Bir Gün Tek Başına Çocuklar. 27 Mayıs 1960 ihtilali öncesi Türkiye'nin siyasi şartlarını anlattığı Bir Gün Tek Başına çok önemli bir roman. Ve bir de Güven. Güven de 1940'ların, 50'lerin siyasi mücadelelerini anlatan çok önemli bir politik roman. Bunun dışında Yeşilçam dedikleri Türkiye, Mavi Karanlık, Kayıp Romanlar, Yalancı Tanıklar Kahvesi gibi yapıtların hepsinde politik bir yaklaşım görebilirsiniz. Bu arada siz onun senaryoları arasında olan Fatma Gül'ün Suçu Ne adlı diziyi sanırım biliyorsunuz. Şimdi bütün bu yapıtlarıyla andığımız, tarzlarını size anlatmaya çalıştığımız sanatçılarımızı biraz da sorularla öğrenelim, sorularda görelim istiyorum. İlk sorumuz, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru. Romancılığımızda ilk defa bilinçli olarak toplumsal gerçekçiliği savunan ve uygulayan sanatçıdır. Edebiyatı toplum yararına bir araç saymış, genellikle işçi ve köylü sınıfının sıkıntılarını anlatmıştır. Başlıca romanlarından Çıktıklar Durunca, gelişen endüstrinin küçük sanat sahiplerinin çıkarlarını baltalayışını ve ekonomik değişikliğin 19. yüzyıl sonunda Batı Karadeniz bölgesinde yol açtığı toplumsal çekişmeleri anlatmaktadır. Düşkünler romanında da Tanzimat çağındaki yüksek memur takımının ve ailelerinin siyasal yıkılışa paralel olarak geçirdiği sarsıntılar ve çöküş canlandırılır. Şimdi seçeneklerimiz Samim Kocagöz, Mahmut Yesari, Sabahattin Ali, Peyami Safa ve Sadri Ertem. Tabii ben bugünkü dersi çok iyi dinlediğinizi varsayarak edebiyatımızda toplumcu gerçekçiliğin ilk örneğini vermiş olan Sadri Ertem'i Çıkrıklar Durunca adlı kitabıyla hemen bulduğunuzu düşünüyorum. Sorumuzun yanıtı Edirne. Sonraki sorumuzda bu parçada sözü edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Eserde 2. Dünya Savaşı yılları anlatılmaktadır. Bu yıllarda ülkede ekmek, şeker gibi temel ihtiyaç maddeleri karneye bağlanmış, dışarıdan gelecek ani baskınlar nedeniyle bir takım tedbirler alınmıştır. Eserin ana kahramanı Mustafa Ural, aydın, şair ve edebiyat öğretmeni olarak karşımıza çıkar. Yayımlanan bir kitabından dolayı tutuklandığında savaş bitmiştir ancak savaş yıllarının ülkede bıraktığı izler silinmeyecektir. Parçada söz edilen sanatçı A. Dost Dost İlle Kavga Enver Gökçe, B. Karartma Geceleri Rıfat Ilgaz, C. Mutlu Olmak Varken Abdülkadir Meriç Boyu, D. Haraç Mezat Suat Taşer ve E. Sürgün Alayı Mehmet Kemal seçeneklerinden hangisidir? Bugünkü dersi yine dikkatli dinlediyseniz Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri'ndeki Mustafa Ural'dan söz ettim. Mustafa Ural da aynen Rıfat Ilgaz gibi aydın, şair ve edebiyat öğretmeni ve o da yazdığı kitaplardan dolayı tutuklanmış biri. Adeta kendisinin somutlaşmış, şahıslaşmış olduğu bir kahraman. Bu nedenle yanıt B, Karartma Geceleri Rıfat Ilgaz olacak sevgili gençler. Aşağıdaki eserlerden hangisi Talip Apaydın tarafından yazılmıştır şeklinde bir yapıt sanatçı bilgimizi ölçen soru. A, Karartma Geceleri, B, Cemo, C. Köyün Kamburu, D. Yılkı Atı, E. Yarbükü seçeneklerinden, E seçeneğindeki Yarbükü, Talip Apaydın'ın yapıtı, dolayısıyla sorunun doğru yanıtı Edirne. A'daki Karartma Geceleri bir önceki soruda gördünüz Rıfat Ilgaz'ın, B. Cemo, Kemal Birbaşar'ın,
C. Köyün kamburu Kemal Tahir'in ve D. Yılkı Atı Abbas Sayar'ın yapıtlarıydı. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu metnin yazarına ait değildir? Bu son 2 yılda da çok ilgi gören, ÖSYM tarafından tercih edilen bir yazarın tarzından ya da yapıtlarından başka bir bilgiye varma sorularından biri. O nedenle kıymetli bir soru. Yalak köylüleri yazları Çukurova'ya pamuk işçiliğine giderler. Köy muhtarı Sefer köylülerden Memedik'i döver. Memedik öcünü almak için Sefer'i öldürmeyi aklına koyar. Pamuk tarlasında bir gece Sefer sanarak bir başkasını öldürür. Sabah olduğunda tarlada işçiler Sefer'i görünce yaptığı yanlışı anlar ve cesedi saklar. Sonunda amacına ulaşır. Sefer'i öldürür ve jandarmaya teslim olur. Bu arada köylülerden Uzunca Ali, yaşlı anası Meryemciği köyde yalnız başına bırakarak Çukurova'ya gelir. Şimdi öncelikle biz bu yapıtın hangi yapıt olduğunu, onun sahibini bileceğiz ki aşağıdaki 5 yapıttan hangisi onun değildir bunu anlamaya çalışacağız. Ama burada şöyle bir ipucumuz da var. Seçeneklerden 4'ü bu durumda aynı sanatçıya ait olacak. Şimdi A'daki yer demir Gökbakır. C'deki al gözüm seyreyle Salih. D'deki Fırat suyu kan akıyor baksana. Ve E seçeneğindeki Çukurova yana yana yapıtları Yaşar Kemal'e ait yapıtlar olduğuna göre B seçeneğindeki Rahmet yolları kesti de Kemal Tahir'in yapıtı olduğuna göre bu sorunun doğru yanıtı Bursa yani Rahmet yolları kesti olacaktır. Ama soruda verilen parçadan yola çıkarak bu romanın da ne olduğunu anlamaya çalışalım derseniz bunun Yaşar Kemal'in Ölmez Otu, Yerdemir Gökbakır ve Orta Dilek romanlarıyla yarattığı Dağın Öte Yüzü üçlemesinden alınmış bir parça olduğunu söylemeliyim çocuklar. Yani yapıt Yaşar Kemal'indi ama B seçeneğindeki yapıt Rahmet yolları kesti. Kemal Tahir'in olduğu için yanıt Bursa olacak. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir şeklinde bir 2009 ÖSS sorumuz var. Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu'ya, kır ve köy kesimine açılma eğilimi, Cumhuriyet dönemi roman ve öyküsünde tam anlamıyla amacına ulaşmıştır. Anadolu değişik bölgeleriyle roman ve öyküde yansıtılmıştır. Böylece Güneydoğu, Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova, Hanımın Çiftliği, Bereketli Topraklar üzerinde, Orta Anadolu bölgesi Sarı Traktör, Ortakçının Define, Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan romanlarına konu olmuştur. Şimdi bizden istenen aslında bu romanların yazarlarını sırasıyla bu boşluklara yerleştirmemiz. Seçeneklerimize bakarsak Orhan Kemal Talip Apaydın ve Fakir Baykurt A, B'de Kemal Bilbaşar Yaşar Kemal Necati Cumalı, C. Kemal Tahir Tarık Buğra Samim Kocagöz, D. Sait Faik Selim İleri Sabahattin Ali ve E seçeneği Abbas Sayar Yusuf Atılgan Dursun Akçam diye gidiyor. Tabii A seçeneğindeki Orhan Kemal Talip Apaydın Fakir Baykurt üçlemesi bu sorunun doğru yanıtı. Çünkü parçanın ortasından alarak okuyorum. Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova, Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği, Bereketli Topraklar üzerinde. Orta Anadolu bölgesi, Talip Apaydın'ın Sarı Traktör, Ortakçının Oğlu Define ve Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan romanlarına konu almıştır. Görüyor musunuz? Demek sanatçıları anlatırken hangi yöreyi anlattıklarından bahsetmemizin nedeni de bu. İşte sorularda çünkü onların hangi yöreyi anlattığı bize sorulabiliyor. Bu arada bu tür boşluk doldurma sorularını çocuklar yanıta ulaşırken yapıtlardan ve sanatçılardan emin olsanız dahi benim yaptığım gibi çözümde lütfen boşluklara sanatçıların adlarını yazalım. Ha buna vaktimiz yoksa bir sınav sırasında baş harflerini yazarak kontrol edelim. O bölümü bir kez daha okuyalım. Yanıtımızı sonra işaretleyelim ki göz yanılsamaları bize puan ya da soru kaybettirmesin. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. A. Yılanların Öcü Fakir Baykurt. B. Demirciler Çarşısı Cinayeti Yaşar Kemal. C. Esir Şehrin İnsanları Kemal Bilbaşar. D. Hanımın Çiftliği Orhan Kemal. Ve E. Bir Çift Öküz Samim Kocagöz eşleştirmelerinden C seçeneğindeki Esir Şehrin İnsanları yanlış bir eşleştirmedir. Çünkü bu Kemal Bilbaşar'a değil Kemal Tahir'e ait bir yapıttır. Doğru yanıtımız bundan dolayı Ceyhan olacak. Orhan Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde bir sınav sorumuz var. A. Yapıtlarında kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur. Hatırlayacaksınız, Orhan Kemal'i anlatırken buna değindik. Gerçekten de kahramanlarını öyle konuşturmuş. B.
Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır. Bu da doğru. C. Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır. Özellikle onu anlatırken vurguladığımız bir şeydi bu. Ve D. Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır denir. Hayır, bu yanlış bir bilgi çocuklar. Çünkü D seçeneğindeki Esir Şehrin İnsanları Kemal Tahir'in romanıdır. Bir mütareke romanıydı. İstanbul'un esaret altında geçirdiği 1918-22 arasını anlatan romanlardan biriydi. Orhan Kemal'in romanı değildir D seçeneği. Bu nedenle yanıt Deniz'de olacak. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla oluşturulmamıştır şeklinde sorulmuş bir 2012 LYS sorusuyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet döneminin kimi romancıları özellikle halkın sorunlarını yansıtma, bu sorunlar doğrultusunda okurları bilinçlendirme amacını gütmüşlerdir. Bunun içinde insanlara ezen koşulları, bu koşulları ortaya çıkaran etkenleri romanlarında ele alıp işlemişlerdir. Farkında mısınız bilmiyorum ama parçada toplumcu gerçekçi romancılar tarif ediliyor. Toplumcu gerçekçilerin tarzından söz ediliyor. Bu durumda soruyu şöyle algılayabiliriz. Aşağıdakilerin hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla yazılmış bir roman değildir? A. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali, hatırlayacaksınız. B. Kaplumbağalar, Fakir Baykurt. C. Tütün Zamanı, Necati Cumalı. Ve D. Rahmet Yolları Kesti, Kemal Tahir'le toplumcu gerçekçi romanlarımız örneklenmişken, E seçeneğindeki sonuncu Tahsin Yücel'in 27 bin sayfalık bir roman yazmayı hayal edip bütün ömrünü buna harcayan bir yazarı ki 88 yaşına kadar yaşayan bir yazarı ironik bir dille anlattığı bir kent romanıdır. Dolayısıyla bir toplumcu gerçekçi roman değildir. Toplumsal eleştiriler içeren bir roman değildir. Doğru yanıt Edirne olacak. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada anlatılan roman türüne örnek olarak gösterilemez şeklinde bir 2013 LYS sorusu var sırada. Bazı edebi metinler tarihi olaylara dayanır. Bu tür eserlerde bazı gerçeklere bağlı kalınsa da eserin orijinalliğini ve okunurluğunu sağlayan yazarın kurgulama gücüdür. Okuyucu kalın bir tarih kitabını alıp baştan sona okumaya yanaşmaz. Ama birkaç ciltten oluşan sürükleyici tarihi bir romanı çok kısa sürede bitirebilir. Derken tarihi romanın bir tanımı yapılmış ve bize şu sorulmuş aslında. Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir roman değildir? A. Osmancık, B. Devlet Ana, C. Yorgun Savaşçı, D. Hep o Şarkı ve E. Yılkı Atı. Seçenekler arasından A'daki Osmancık Tarık Buğra'nın Osman Gazi üzerinden Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu anlattığı. B. Devlet Ana Kemal Tahir'in yine Osmanlı'nın aşiretlikten devletliğe geçişini anlattığı. C seçeneği Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını konu edinir. Ve D seçeneğinde hep o şarkı Yakup Kadri'nin 19. yüzyıldaki siyasi ortamdan söz ettiği tarihi romanlarıdır. Ama E seçeneğindeki Yılkı Atı, Abbas Dayar'ın Doruk Isırık'ı baş kahraman yaparak köylünün doğal yaşamın niteliklerinden söz ettiği bir köy romanıdır. Tarihi roman değildir. Yanıt Edirne olacak. Ve elimizde gerçekten zor diyebileceğimiz bir soru var. Orhan Kemal'in Baba Evi adlı yapıtıyla aşağıdaki yapıtların hangisi arasında konusal yönden kimi açılardan bir benzerlik kurulamaz? Niye bu soruya zor diyebileceğimiz bir soru dedim? Çünkü hem Baba Evi'nin hem de seçeneklerde verilen 5 romanın konusunu bilmek gerekiyor biraz. Ya da bugün derste gördüğümüz gibi A seçeneğindeki Kurt Kağanlı Kemal Tahir'i bir hatırlarız. Nasıl hatırlarız? Deriz ki Kurt Kağanlı 1926 İzmir suikastinden söz eden bir roman. Ama Orhan Kemal'in Baba Evi romanı tarihi bir roman değil. Orhan Kemal'in Baba Evi romanı bir yoksul bir aile üzerinden dönemini anlatan bir aile romanı, bir toplumcu roman ve Sait Faik'in Kayıp Aranıyor'u, Tarık Dursun'un Kopuk Takımı, Orhan Kemal'in yine arkadaş ıslıkları ve Atilla İlhan'ın Sokaktaki Adamı, sıradan insanı, sokaktaki adamı konu edinen, küçük insanın hikayesini anlatan romanlar. Bundan dolayı Baba Evi ile konular arasında bir benzerlik kurulabilir. Ama Kurt Kanunu'nda anlatılanlar tamamen siyasi ve tarihi olaylardır. Sokaktaki adamın hikayesi anlatılmaz orada. Bu nedenle yanıt Adana Kurt Kağanlı olacak. Sevgili gençler, bu soruyla birlikte toplumcu gerçekçileri işlediğimiz bu önemli ders sona eriyor.
Umarım hepinize bir şeyler öğretmek mümkün olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.